Evet arkadaşlar, gelen sorular, yorumlar üzerine ben Overlock'ta iplik takmayı tekrar göstermek istedim. Daha pratik olarak da, daha anlaşılır olması için hepsine ayrı renkler taktım iplerimizin. Bu iki ipimiz makinamızın alt kısmına takılacak olan ipliklerimiz. Buradaki iki ipimiz de üstten geçip iğneye takılacak olan ipliklerimiz. Şimdi aşamalarını teker teker göstereceğim. Kızaklı bir kapak arkadaşlar. Sağ tarafa çekip bıraktığımız zaman bunu açabiliyoruz. Buradan şurada düğmesi var. Hemen bastırıp açabiliyoruz. Bu kesme ayağımıza da arka kısımda bulunan mandalı bastırarak bu şekilde açıyoruz. İğnelerimizin zaman zaman takarken bu içi aksamı oynatmamız gerekiyor. Normalde biz bu volan çok serttir, çeviremeyiz. Hafiften pedala bastığımız zaman daha yumuşuyor ve daha rahat çevirebiliyoruz. Makinayı çalıştırmadan bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi alt ipliklerimizden başlıyorum. Şimdi arka taraftan horozumuzdan ipliğimizi takıyoruz. Ön tarafa geçişini sağladık. Bakın. Bunu aldım. Şurada ipliği takacağımız bir yer daha var. Oraya takmak için bu ipliğimizi alıyorum ve tekrar buradan ön kısma doğru geçişini yaptım. Bakın şu şekilde de getirdim. Bu dip tarafına taktık. Şimdi bu uç kısmında gördüğümüz gözünden de yine önden makinamızın arkasına doğru gözden ipliğimizi geçiriyoruz. Ve ipliğimizin bir tanesini makinamın üst kısmına çıkardım. Şimdi bunu bu şekilde bıraktık boşta gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci ipimiz. Evet, alt iplerimiz bitti. Şimdi sıra üstteki iplerimiz, iğne iplerimizi geçirmekte.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dört ipliğimizi de makinamıza taktık bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Herkese iyi günler dilerim.